Hazırki kunda bunu muhim deb bejiz etmayapmiz, firibgarlik. O'zgalar molini nohaq botil yo'llar bilan o'zlashtirib olish. Xuddi ona sutidek halol degan tasavvur paydo bo'lib qoldi. Halbuki o'sha onalarning suti ham hozirgi kunda haromdan paydo bo'layotganligi ham xato emas, bor narsa. Dünyadaki en halal narsalardan biri ana sütü deb kıyas kılınadı. Doğru mu? Lekin o'sha onaning sütü haramdan bo'lgan bo'lsa-chi? Çünkü tuqqan xotiniga haramdan luqma olib kelib berayotgan erlar turib toshayotibdi. O'sha onaning balasiga emdirayotgan süt haramdan paydo bo'lgan bo'ladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi ve sellem nima dedilar? La yadkhulul cennete jasadun vudiye bil harami ravahul beyhaqiyyum. Haramdan azu kalengen hiç bir ceset cennetke kirmeyin dediler. Hani o çakalakının cesedi ananın haram üstüden azu kaleni yaptı mı? Azu kaleni yaptı. Şu çakalakının yetteki cennetke kirmesiyle onun anası ve atası sebepçi bunu yaptı. Çünkü haramdan yedir yaptı. Halbuki farzantı hiç kendi ayıp yok. Kullu mavludin yuladu alal fitre. Her bir çakalak saf halette. Hakiki İslami fitret bilen dünya yüzünü görgen, tuğulgen. Lekin ata ana kim buluşu ki kara farzantini hem özlerge tortadı. Özlerge uşadı bu yuvaradı. Xususen ailenin nefakası atanı zimmetse bursa, ata köçedin taf kiliyotken, ailesinin takdim kiliyotken nefakana, qayerdan olib kelayotganiga javob bersa, uni qay holda tayyorlab farzandiga yedirayotgani, dasturxonga tortib qilayotgani uchun xotin javob beradi.